Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte kaldığımız yerden tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm, cihat bölümü, şehadetin Allah katındaki değeri ve Müslümanın Allah yolunda nasıl mücadele etmesi gerektiğini izah eden, açıklayan bir bölüm. Şimdi birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz, Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Tirmizi'de geçen, Nesai'de geçen, İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Ma yecidu şehidu min messil katli. Şehit, o ölüm anında, ruhunu teslim etme anında ölüm acısını duymaz. Ancak illa ancak şöyle bir acı duyar. O da nedir? Kema yecidu ahadukum min messil karsati. Bu karıncanın sizden herhangi birinizi ısırması gibi. Bu kadar. Demek ki şehit olan kimse ölüm anında bir acı duymuyor. O ruhunu teslim ettiği zaman. Bir karıncanın ısırığı neyse öyle bir acı, yani acı hissetmiyor anlamında. Şimdi tabii ölüm herkesin başına gelecek bir durum. Hayatı ne kadar gerçekse ölüm de o kadar gerçektir. Ve sırası gelen gidiyor. Listenin neresindeyiz, başında mı, ortasında mı, sonunda mı belli değil, bilmiyoruz. Fakat neticede öleceğimizi biliyoruz. Müslüman da ölecek, kafir de ölecek. Tabii müminin ölümü ile kafirin ölümü bir değildir. İnkarcıların ruhları alındığı zaman onlar acı verici bir şekilde alınır. Ancak müminlerin ruhları alındığı zaman o daha farklı, daha güzel bir şekilde alınır. Yani kafirinkinin ona ruhunun alınmasına benzemez. Kafir artık o ruhu alındığı zaman nasıl bir ızdırap çeker, nasıl bir acı çeker o zaman başlar zaten. O ruhunun alınmasıyla birlikte o inkarının, isyanının, münkirliğinin cezası oradan başlar. Ama mümin ruhunu teslim ettiği zaman onun böyle acısı kafirinki gibi değildir. İşte müminin canı özel alınacak. Fakat bu müminler içerisinde can alınırken şehitlerinki biraz daha özel. Nasılmış o? İşte burada çok hoş, güzel bir şekilde Efendimiz onu ifade etti. Ma yecidu şehidu min messil katli. O şehit ölüm anında, ruhunu teslim etme anında bir acı duymaz. İlla ancak duyduğu şudur. Kema yecidu ehadukum min messil garsati.
karıncanın sizden herhangi birinizin böyle bir ısırması gibi nasıl bir acı ise o kadar acı duyar. Yani şehit Allah'ın izniyle, Rabbimizin lütfuyla canını Allah yolunda feda ettiğinden dolayı ölüm anında insanların duymuş olduğu sıkıntıyı duymaz. Böyle kolay bir şekilde ruhunu teslim eder. İşte bu da gösteriyor ki Allah yolunda olan insanların gerektiği zaman malını, gerektiği zaman canını feda edebilme kararlılığında ve bu yolda olduğu zaman Rabbimiz Celle Celaluhu ona kabirde, ona mahşerde, ona ahirette, ona cennette vereceği mükafatların yanında ölüm anında bile böyle canının kolay alınması yönünde bir lütufta bulunuyor. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi şehitlerin yollarından gidenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi Allah yolunda cihad eden ve Rabbimizin dini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve yüce İslam dini ve Kur'an-ı Azimuşşan o aydınlık caddesinde yürürken malımızla, canımızla, zamanımızla, heyecanımızla, fikriyatımızla bu yolda olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi bu güzel müjdeden sonra bir başka müjdeye geçelim. O da kısa bir böyle bir satırlık bir cümle fakat muhteşem bir müjde. Müjdeyi veren de yani Gazi Osman Paşa ilçe vaizi Nuh Hoca değil. Kim veriyor? Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Dolayısıyla onun sözünde bir hilaf olur mu? Olmaz. Yalan olur mu? Olmaz. Onun sözünde bir sapma olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü o Allah'ın elçisi. Allah'ın elçisi olduğundan dolayı o vahyin kontrolünde. Onun müjdeleri de muhteşem elhamdülillah. Bu okuyacağımız hadis-i şerifimiz Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men dalebe şehadete sadigan. Her kim şehit olmayı, şehadeti böyle samimiyetle isterse, yani samimiyetle bir istemek var, bir de samimi olarak istemek var. İşte dilin ucuyla değil de kalben böyle bütün benliğiyle samimiyetle isterse u'diyaha, o da o şehadet verilir. Ama bundan ötesi çok enteresan. Ona şehadet verilir. Tabii şehadet verilir deyince aklımıza ne geliyor? İşte bir yerde bir düşmanla çarpışacak. O efendim onun kurşunuydu, bombasıydı, şuydu buydu, isabet edecek. O ölecek, öldürülecek, şehit olacak. Böyle geliyor aklımıza. Fakat bakınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehadeti, şehit olmayı canı gönülden arzu ederse ona şehadet verilir. Velev lem tusibuhu, velev ki o da bizim anladığımız o savaşta düşmanın böyle kurşunu, bombası isabet etmemiş olsa bile. Bu ne demek? Hayatın her alanında nerede olursak olalım, bizde bu düşünce var ya, Allah yolunda şehit olma, gerektiği zaman malımızı, canımızı feda etme bu yolda. Çünkü her şey Rabbimizin. Biz de ya Rabbi senin uğruna bunu feda ediyoruz. Bu düşünce, bu inanç olduğu zaman kişi evinde de vefat etse şehittir. Kişi köyüne giderken yolda da vefat etse şehittir. Kişi misafirliktedir, akrabasındadır, komşusundadır, orada ölüm gelse şehittir. Kişi yemek yerken vefat etse şehittir. Kişi su içerken vefat etse şehittir. Kişi toplu halde arkadaşlarla muhabbet ederken vefat etse şehittir. Kişi geceleyin vefat etse, gündüzleyin vefat etse, gurbette vefat etse ya da mukim iken, evindeyken vefat etse değil mi ki onda Allah yolunda şehadet arzusu var, şehittir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne güzel bir müjde değil mi? Dolayısıyla burada ne var? Arzumuz, niyetimiz sağlam olacak. Ya Rabbi, her şeyi sen verdin. Bu malı, mülkü, zenginliği, bütün uzuvlarımızı, nefes alıp vermeyi, her şeyi, bütün nimetleri sen verdin. Ve ben de, madem ki sen bana böyle büyük lütuflarda bulundun, sen bizim Rabbimizsin, bizim koruyucumuzsun. O halde ben de ya Rabbi niyetimi sağlam kılıyorum ve ben de senin yolunda şehit olmak istiyorum. Bu düşünce var ya, bu düşünce kalbimizde olduğu müddetçe, nerede, zaman, mekan ne olursa olsun, bu düşünceyle birlikte olduğumuz zaman, ölüm bizi bulduğunda, biz de şehitler menziline
ulaşmış oluruz elhamdülillah. Kim diyor? Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya hocam iyi güzel dedin de diyelim biz bir pazara gittik alışveriş yapmaya, domates, biber, patlıcan almaya. Ölüm orada bizi bulsa o zaman da şehit olur muyuz? Oluruz. Niye? Niyetimiz sağlam çünkü. Bizim arzumuz neydi? Rabbimizin yolunda şehadettir. Dolayısıyla pazar ihtiyacını gidermek bir ihtiyaçtır, değil mi? Diyelim ki bir alışveriş merkezine gittik, bir ihtiyacımız vardı, alacağız. Bir markete gittik, alışveriş yapacağız diyelim, bunları alacaktık. Ya da bir dinlenme, bir istirahat için diyelim ki bir pikniğe gittik, örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla ölüm bizi orada bile bulsa, değil mi ki kalbimizle, ihlasımızla, samimiyetimizle biz Rabbimizin yolunda şehit olmayı arzu ediyoruz. Ölüm bizi bulduğu zaman kişi şehit olur, elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, niyetimizi halis olanlardan eylesin. Niyetimizi şehadet yolunda, Rabbimizin yolunda şehit olma arzusunda olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ömrümüzün sonuna kadar her daim Rabbimizin dinini yaşama niyetinde olan kullarından eylesin. Hadis-i şerif güzel bir müjde değil mi? Şimdi ben bunu biraz daha, yine böyle bir müjde, fakat orada nokta bir vuruş var. Yani bu anlattığım, ben biraz izah ettim, örnekler verdim. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nokta bir vuruşla bizlere öyle bir noktayı işaret edecek ki orada bile ölse kişi şehittir. Bakalım şimdi o hadis-i şerife. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarına. Bu kitap isimlerini özellikle söylüyorum. Çünkü hadis inkarcıları ülkemizde özellikle çalışıyor. Sünnet inkarcıları, Kur'an bize yeter deyip de hadisleri reddeden, peygamberin sünnetini reddeden böyle insanlar çalışıyorlar. Dolayısıyla uyanık olmamız lazım. Bizim okuyacağımız kitaplar bunlar. İşte Bukhari'ydi, Müslim'di gibi böyle ehli sünnetin temel hadis kitapları. Bunlardan besleneceğiz ki imanımız daha da kuvvetlensin. İbadet aşkımız, Allah yolunda dini yaşama arzumuz, günahlardan kaçınma iştiyakımız, kararlarımız daha fazla artsın. Çünkü biz hadisleri okursak, Efendimizin sünnetinin yolunda gider ne olur? Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oluruz. Ailece sünnetleri okursak, hadis-i şerifleri okursak, onlara uyarsak cennette de ailece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oluruz. Ama sünnet inkarcılarını, hadis inkarcılarını dinler ve onların görüşlerine katılır, onların yolundan gidersek Allah göstermesin, o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kevser havuzuna gelecek insanlar, Efendimiz böyle kaselerle su onlara hazırlayıp onlara İkram edeceği zaman Efendimiz'e dur diyecekler, verme. Bunlara verme. Efendimiz şaşıracak, bunlar benim ümmetim. Onlar senin ümmetindi, ancak senden sonra onların ne yaptığını bir bilsen diye onları oradan su verdirmeyecekler. İşte sünnet inkarcıları bu kadar tehlikeli insanlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Havz-ı Kevser'den efendim maşrafayla diyelim bardakla suyu doldurmuş. O mahşer alanında size ikram ediyor. Sonra verme buna diye böyle bir müdahale edildiği zaman ne kadar zorumuza gider, değil mi? Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem Kevser havzından o ikramını almak, hem de bu benim ümmetimdir diye onun şahitliğinde tesirliğine basar olmak, hem de cennete onunla beraber olmak için hadis-i şerifleri ihmal etmeyeceğiz. Sünnete, Efendimiz'in sünnete sımsıkı sarılacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hadis-i şerifleri okuyan ve hayatımıza yansıtan ve Efendimiz'in sünnetine de sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men se'elallâhe teâlâ eşşehâdete bisıdıgın. Her kim Allah'tan şehit olmayı isterse, ama bir sıdkın, samimiyetle, ihlasla, samimi olacak, dilin ucuyla değil de kalbiyle isterse, bellegahullahu, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onu o niyetinden dolayı ulaştırır. Nereye ulaştırır? Menazile şüheda, şehitlerin mertebesine ulaştırır elhamdülillah. O niyeti sağlam, ihlaslı, samimi, şehit olmayı arzu ediyor. Allahu Teala onu şehitlerin o menziline onu ulaştırır. Ve in mate ala firashihi, velev ki o kimse yatağında yatarak ölmüş olsa bile. Allahu ekber. Yatacaksınız, uyurken, yataktayken vefat ediyorsunuz.
ama Allah katında şehit muamelesi görüyorsunuz. Bu ne muazzam bir berekettir değil mi? Ne var peki burada? Niyetimiz olacak. Niyetimiz güzel olacak. Niyetimiz sağlam olacak. Niyetimiz, çünkü bütün bu nimetleri bize veren Allah'tır. Dolayısıyla biz de nimetleri, her şeyimizi veren Rabbimize yeri geldiği zaman malımızı ve canımızı feda etme niyetinde olduğumuz zaman, biz yatağımızda bile vefat etsek, ölüm bizi yatakta bulsa, Allah'ın izniyle şehitlerin mertebesine, menziline ulaşmış oluruz. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yolundan gidenlerden eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu şehadetle alakalı bu güzel niyette bulunmamızın ehemmiyetini bu güzel müjdelerle gördükten sonra, şimdi İslam tarihinde böyle yaşanan bir sahneye gideceğiz. Tabii bu sahne Uhud Savaşı'nda cereyan eden bir sahne. Orada malumunuz 70 civarında şehidimiz var değil mi? Evet, Uhud'da. Hepsinin çok farklı hatıraları var. Uhud'u okuyalım. Uhud'u özellikle okuyalım. Uhud'da 3 merhale var. Hani Okçular Tepesi'ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 kişi koymuştu ya. Ne demişti onlara? Buradan sakın ayrılmayın. Yani benden size bir emir gelmedikçe buradan sakın ayrılmayın. Hatta Efendimiz şunu da beyan ettiler, özellikle altını çizerek. Ya biz öldürülmüş olsak bile, bizim cesetlerimiz böyle yerlerde toprak üzerinde görmüş olsanız bile, hatta kargalar gelmiş bizim cesetlerimizi gagalarken görseniz bile, benden size ikinci bir emir gelmedikçe bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Emir kesin mi? Kesin. İşte bu Resulullah'ın sünneti böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri böyle, çok önemlidir. Sonra ne oldu? Savaş başladı. Müslümanlar düşmanı püskürttü, müşrikleri. Ondan sonra büyük bir galibiyet elde edildi. Tabii ganimet toplamaya başladı sahabe-i kiram. Okçular baktılar ki savaşı kazandık. Düşman dağıldı çil yavrusu gibi. Hadi biz de ganimet toplayalım. Onların başında Abdullah bin Cübeyr vardı. Dedi ki durun dedi ya. Resulullah böyle buyurdu. Ya tamam, Resulullah buyurdu da Resulullah buradan ayrılmayalım, savaşı kazanalım diye. E kazandık. Beklemeye gerek yok. Biz de ganimet toplayalım dediler. İkna edemedi bir türlü. Ondan sonra oradan onlar ayrıldılar. Bir 13 kişi civarında böyle az bir miktar sahabe, nöbetçi orada Okçular Tepesi'nde kaldı. Bu sefer henüz Müslüman olmamış olan, sonra da Müslüman olacak Halid bin Velid baktı ki stratejik bir tepe olan Okçular Tepesi'ndeki askerler oradan ayrıldı. Onu gördü. Hemen dağılmakta olan o askerlerden 200 tanesini topladı. Hemen tepenin arka tarafından o okçuların üzerine saldırdı ve okçuların hepsini şehit etti. Ve ondan sonra Müslümanlar, sahabe ganimet toplamakla meşgul ya, arkası tepeye dönük göremiyorlar. Oradan ok yağmuru, efendim mızrak yağmuru, kılıç darbeleri bir bir gelmeye başladı. Ve artık ondan sonra ortalık hepten karıştı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldü şayiası o zaman yayıldı. Ve 70'in üzerinde sahabi o zaman, o böyle hengamede çoğusu o zaman şehit oldu. Hazreti Hamza gibi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki sahabe de birden şaşkınlıkla darmadağın oldu. Kaçtılar sağa sola. Etrafında bir elin parmağı kadar böyle sahabi kaldı. İşte bir müşrik geldi. Efendimiz'e kuvvetli bir böyle kılıcıyla darbe vurdu. Miğferi parçalandı Efendimiz'in. Düşünebiliyor musunuz? Ve geldi yanağını kesti ve burada miğfer yanağına saplandı. Yanağı kanadı. Dişi şehit oldu. Böyle bir hengamede ne oldu? Netice Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Okçular Tepesi'nden benden size ikinci bir emir gelmedikçe ayrılmayın dedi ya. Onlar o sözü dinlemedi ve neticesinde böyle acılar meydana geldi. Dolayısıyla bizler de hayatı boyu ailemizle, çocuklarımızla, ticari hayatımızla, şahsiyetimizle alakalı böyle acı yaşamamak için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, sözlerine, hadislerine riayet edeceğiz, uyacağız, ittiba edeceğiz. Resulullah'a uyan açıkta kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
sözünü dinleyen mahcup olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden Allah'ın izniyle yanlış yere, husrana gitmez. Resulullah'ın peşinden giden, onun ahlakını ahlak edinen, onun yolundan gidenin varacağı yer cenneti âladır, Firdevs cennetidir, Adin cennetidir. Elhamdülillah. İşte Uhud Savaşı'nda böyle birçok sahneler var. En azından bir Uhud'u da bir hatırlamış olduk böyle. Uhud'u özellikle okuyalım. Bunun nasıl gelişmiş, oradaki mücahitlerin, sahabenin nasıl bir mücadele verdiğini iyice okuyalım, ibret ve hissemizi alalım. Şimdi o Uhud'dan bir sahne, bu hadis-i şerifi rivayet eden Cabir İbni Abdullah, bu sahabeden Abdullah İbni Amr İbni Haram'ın oğlu. İşte babası Abdullah İbni Amr İbni Haram Uhud Savaşı'na katılmış idi ve şehit oldu. Tabi cenazesi geldi. İşte tam bu cenazesi geldikten sonraki hadiseyi bizlere oğlu Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Ciye bi ebi ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, babam, yani babamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdiler. Şehit olmuş idi. Gad müssele bihi, ve ona müsle yapmışlar idi. Fevudu'a beyne yedehi, ve Efendimiz'i önüne koydular. Müsle nedir bilir misiniz? Yani bu çok acı bir şey. Bu özellikle Uhud'da şehit olan Hazreti Hamza da dahil, bu müsle yapılanlar, Enes bin Nadır gibi o sahabeler de dahil, gözlerini oymak, bu müsle dediğimiz, gözlerini oydular, burunlarını kestiler, kulaklarını kestiler, dudaklarını kestiler, bunları bir ipe dizip boyunlarına gerdanlık gibi astılar. Bu kadar böyle İslam'a, Müslümanlara hınçları var. Bacaklarını kestiler, kollarını kestiler. Böyle buna müsle deniliyor. Hazreti Hamza'ya da bunu yaptı. Hatta üstelik onun ciğerlerini çıkartıp ağzında parçaladılar. Böyle bir vahşet. İslam kafire bile olsa, azgın, bir numaralı bir kafir bile olsa ona bile müsle yapılmasını yasaklamıştır. Yani İslam'da işkence yoktur. İslam'da zulüm yoktur. İslam'da insanlara böyle acı çektirmek yoktur. Öldüreceksen savaş meydanında zaten öldürülüyor savaş meydanında. Bunun dışında müsle yapmak gibi bu çok tehlikeli, çok çirkin bir şey. İslam'da bu yasaktır. Ancak Mekkeli müşrikler İslam'a olan kinlerinden, İslam'a olan nefretinden ve Müslümanlara olan hıncından dolayı ne yaptılar? Gözlerini oydular o şehit olan sahabilerin, kulaklarını kestiler, burunlarını kestiler, dudaklarını kestiler. Onları bir ipe geçirip boyunlarına gerdanlık olarak astılar. Kollarını kestiler, bacaklarını kestiler. Tanınmaz hale getirdiler. Yani öyle oldu ki mesela onlardan birisi Enes bin Nadır'ın 80'in üzerinde şehit olan o sahabenin ok yarası, efendim mızrak yarası, böyle kırış darbeleriyle 80'in üzerinde yara var idi ve onu hiç kimse tanıyamadı. Ancak kız kardeşi şu parmak uçlarından anca onu tanıyabildi. Böyle bir zulüm yaptı Mekkeli müşrikler. Tabi bu o zaman orada kalmadı. Bugün de İslam düşmanları, kafirler aynısını yapıyorlar. İşte Suriye'deki iç savaşı yapan, körükleyenler bunlardır. IŞİD'i ortaya çıkardılar. IŞİD mişit vardır diye, onunla mücadele edeceğiz diye efendim PKK'lı teröristleri, YPG'li desteklemeye kaç bin ton silah yardımı yaptılar. Orada bir devlet kurulacak. İsrail gibi bir terör devleti. Oradan Türkiye tehdit edilecek. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi parçalanacak. Efendim orası memleketimizde ayrılacak. İç savaş vesaire falan. Irak'ta bunu yaptılar. Ve Irak'ta özellikle Ebu Gureyb cezaevinde orada yüzlerce, binlerce Müslümana işkence etmeleri, öldürmeleri, Filistin'de aynısını yapıyorlar. Yani İslam ülkelerine baktığımız zaman birçok yerde, yani Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu zalimliği bugün de zalimler, kafirler aynısını yapıyorlar. Dolayısıyla Müslüman uyanık olması lazım. Vatanımızı da, milletimizi de, kutsallarımızı da, birbirimizi de, dostluğumuzla, sevgimizle, muhabbetimizde koruma konusunda hassas olmamız lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi canlı tutan kullarından eylesin. İşte Uhud Savaşı'nda Cabir radıyallahu anh babası
şehit olmuş idi. Abdullah İbni Amr İbni Haram. Tabii ona müste yapmışlardı. Böyle bir işkence yaptılar. Efendimizin önüne koydular. Sonra fedehebtü ekşifü an vecihi. Ben dedi efendimizi işte babamın yüzünü görmek istedim dedi. Açmak için üzerine yürüdüm. Açayım diye bir göreyim son bir defa. Ama tabii nasıl bakacaksınız değil mi yüzüne? Burun kesilmiş, dudaklar kesilmiş, kulak kesilmiş, gözler böyle oyulmuş bir vaziyette. Sonra fenehani kavmin, o kavmi ona engel oldu. Orada diğerleri, ailesi vesaire diğer insanlar dedi ya bakma. Engel oldular. Fakat bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müsaade ettiği, baksın dediler. Yani görmek istiyorsa içinde kalmasın, baksın diye böyle. Tabii orada baktıkları zaman, çünkü yürek dayanmaz, böyle bir yüreği dağlayan bir hadise. Cabir radıyallahu anh'ın kız kardeşi, ölen şehidin, Abdullah İbni Amr İbni Haram'ın kızı onu görünce büyük bir feryat içerisinde ağlamaya başladı. Bayağı da bir feryat etti. Çünkü onu görünce herkes aynısını yapar. Çünkü vicdan, böyle babasını o halde görme insan tahammül edemez. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona niçin ağlıyorsun dedi. Şimdi burası çok önemli. Ma zâletil melâiketü tuzilluhu bi'ecnihatihâ. Öyle ki melekler ara vermeksizin onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlar. Yani Allah o şehide, babanıza öyle bir makam, öyle bir yücelik verdi ki daha mezara konulmadan melekler geldi. O ölmüş olmasına rağmen kanatlarıyla onu gölgelendiriyorlar, serinletiyorlar. Yani niye üzülüyorsun? Allah senin babanı şehitler mertebesine çıkardı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara teselli vermiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin yolunda olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi Allah yolunda olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten depremzede ve selzede şehitlerimizin ve genel bütün şehitlerimizin ruhları için ve hasreten depremzede yaralılarımızın ve ümmeti Muhammed'in hastalarının şifaya olabilmesi için ve hasreten vatanımızın ve milletimizin selameti için ve hasreten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.